Söyle öykü dinliyorum. Bu adamlar... Kızım! Kızım sen ne yapıyorsun bakayım burada ha? Ne yapıyorsun burada? Gel bakalım şöyle. Kızım mı? Ağzını açarsan seni şimdi gider burada tutuklarım hemen. Öykü Demir Bey senin baban mı? Hı. Evet Canan abla benim babam. Öykücüğüm, yavrucuğum yani sen benim niye peşimden geliyorsun? Ha? Sen bilmiyor musun işte olduğumu? Ya. Ne demek yok? Kızdırma beni yavrum. Hı? Ya çok düşkün de babasına. Yani kusura bakmayın Candan Hanım. Candan abla bu adam ne? Bu adam! Ne? Bu adam ne? Anlamadım. Bu adam sahtekar. Ne? 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 Sahtekar, dolandırıcı ve hırsız. Oha! Evet, imzalamayın o evrağı Candan Hanım. İmzalamayın çünkü diğerinin altında fiyat biçecek size. Demir Bey, kendimize gelelim. Ne yapıyoruz Demir Bey? Beni de kandırdı. Çüş! Evet, ben bu eserler bunlar değil. Yani aynı ressamın başka eserleriydi. Ben bilseydim böyle olacağını. Vay anasın arkadaş ya. Ya siz ne diyorsunuz? Ne oluyor ben anlamadım. Ben Uğur Bey'e anlatır mısınız durumu? Candan abla, bu adamlar hırsız. Ben anlatırım. Ben açıklarım, anlatırım. Şey yapma. Kızım benim, siz kalem almaya gittiğinizde imzalamak için beni tehdit etti bu adam. Kızımla tehdit etti. Öyle mi? Tamam, ben şimdi polisi arıyorum, siz açıklarsınız durumu onlara. Vur. Vursana oğlum. Ne? Sen kiminle uğraşıyorsun lan? Demir Bey! Demir Bey. İyisin. Demir Bey, iyisiniz. Bana bak, bana. Demir. Bana bak. Eğer polis ararsa mahvederim seni. Duydun mu beni? Aramayacaksın polisi. Aramayacaksın polisi. Demir Bey. Demir Bey, kendinize gelin ne olur. Demir Bey. Demir Bey, uyanın ne olur. Demir Bey. Sonsa. Demir Bey. Demir Bey. Ne olur? Demir Bey. Ne oluyor be? Ah. Of. Tamam. Neresin? İyiyim, iyiyim. Çok yavaş. Biz bir ambulans falan mı çağırsak? Çok kötü vurdunuz kafamızı. Yok yok, ambulansa gerek yok. Benim kafa sağlamdır. Kim? Burası mı? Ya, ne yapıyorsun? Ya acıyor kızım, ne yapıyorsun? Yok yok, böyle olmaz yani. Biz hastaneye falan gidelim, bir MR çektirelim ya. Kafa travması geçiriyor olabilirsin. Yok yok, hiç gerek yok gerçekten Canan Hanım. Travma mrama yok. En büyük travma yok yani travma. Ama olmaz ki böyle. Kaçtı değil mi o herif? Kaçtı. Kaçtı da ben şimdi arayacağım polisi, yakalanır elbet. Ay hadi Candan Hanım, aman gerek yok yani. Bunlar tehlikeli adamlardır. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ya olur mu öyle şey? Adam göz göre göre dolandırıyordu beni. Evet yani ne yapalım, maalesef dünya böyle. Kimseye güven olmuyor. Neyse canım, yani zaten adam ifşa oldu. Bir daha da ortaya çıkmaz. Hem polis gelse neyi ispat edeceğiz? Nasıl, ne anlatacağız? Onu da bilmiyoruz yani. Tabii şimdi... Tehlikeli adamlar bunlar. Yani şimdi iftira attı derler, bilmem ne, uğraşırlar sizinle. Hiç gerek yok o yüzden. Gerçekten. Kızım biz gidelim hadi. Bu adam... Ben Candan ablana yardım ettim değil mi kızım? He? Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Yani sizin sayenizde kurtuldum ben o adamdan. Yoksa yani ne yapardı kim bilir? Görevim, görevim. Eksperim ben. Yani sanatın ayaklar altına alınmasını istemem tabii ki. Hadi gidelim. Ben sizin telefon numaranızı alsam, yani tablolarla ilgili sonra konuşuruz. Tabii, ben yazayım. Çaldırıyorum kendimi. Ha, çaldı. Tamam, teşekkür ederim. Kızım hadi. İyi hissettiğinizde konuşuruz. Tamam, biz hadi, hadi, hadi. Demir Bey iyi bakın kendinize. Tabii. Görüşürüz Öykü. Görüşürüz Candan abla. Yürü göstereceğim ben sana. Utanmıyor musun kadının resimlerini çalmaya ya? Hem aşıksın hem de onun resimlerini çalıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Ne aşkı, ne aşkından bahsediyorsun? Bal gibi de aşıksın işte. Haline bak. Candan abladan hoşlanıyorsun işte. Onu görünce böyle bakıyorsun çünkü. Bana bak bücürük. Saçma sapan konuşup durma. Zaten zor tutuyorum kendimi. Din şuraya, din. Sen hırsızsın. Sen kötü birisin. Onu hak etmiyorsun. Sen onu dolandırmaya çalıştın. Sen sanki ne yaptın? İlk sen dolandırdın bir kere. Kartlar martlar baktın kadına. Hiç de bile. Geç bin. Bak zaten koskoca işi batırdın. Bin diyorum sana. Geç. Onun resimlerine dokunma. Eğer dokunursan seni polis amcaları söylerim. Hala şantaj yapıyor. Bin durum sana. Geç şuraya. Geç.
Lan sen ne biçim adamsın lan? Ha? İnsan ortağını satar mı lan? Dakikasında sattın beni. Oğlum ne bunlar? Bunlar ne? Bunlar ne lan? Ne bileyim oğlum, geldiğinde böyleydi, 60 ev sahibi. Ya 5 ay kirayı ödeyemedik diye insan sokağa mı atar eşyaları? Bana ne bağırıyorsun, ben mi attım? Allah Allah. İyi yapmış. Vur bak, sus şimdi, hırsımı senden çıkaracağım ha. Çıkardın oğlum zaten. Soktun beni orada. Ya ne yapsaydım? Ne yapsaydım ya? Durumu kurtardım ben. Ha, durumu kurtarmış. Polise giderse ne olacak? Ben yanacağım, ben. Sen, sus be. Gitmeyecek işte polise maçına. Konuştuk, hallettik. Ha. Tabloyu da alacağız. Başka bir yolla. Allah Allah. Tabii tabii. Bunların hepsi senin yüzünden. Gül gibi işi batırdın. Alacağımız parayla istediğimiz evi alırdık. Şimdi şu halimize bak. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Cehennemin dibine. Sizi bilmem abicim. Nereye gidiyorsanız gidin. Ben evime gidiyorum. Artık yeter. Yok, ben de geliyorum. Ben de geleceğim. Bu hiçbir yere gelemez ha, söyleyeyim sana. Ben bu bacaksız annemi denk getirmem kardeşim. Kusura bakma yani. Ben o riski göze alamam. Anam her şeyi öter bu gidince. Paradan olduk, bir de anamdan evimden olamam ben. Kusura bakma. Sen bela mısın bizim başımıza? Ben durumu kurtardım bir kere. Ne kurtardın? Ne kurtardın? Aşık olduğun kadının resmini çalacaktın. Sonra vicdan azabı çekecektin. Ve bak aşk diyor hala bana. Tüküreceğim şimdi aşkına. Aşk benim neyime? Ya nereye gidiyoruz? Ya nereye gitmiyoruz? Biz diye bir şey yok. Kafana sok şunu. Nereye gidiyorsan git. Polise mi gidiyorsun? Hakim amcana mı? Git. Hapse bile girerim ya. Defol git. Şey yapma, tamam mı? Üzülme. Bak onun siniri saman alevi gibi birazdan söner. Biliyorum ben onu. Hem nereye gittin de biliyorum. Götürürüm ben seni onun yanına, olur mu? Bak, şimdi babanın yanına götürüyorum seni ama kızma ona, olur mu? Fazla ciddiye alma yani. O öyle sinirlenir, 5 dakika sonra unutur. Aslında çok benziyorsunuz birbirinize, biliyor musun? Nasıl yani? O da annesini küçükken kaybetmiş. Ha. Ya. Babası da ölünce. Babası da mı ölmüş? Yapayalnız kalmış. Yani yurtta falan büyümüş. Onun için o nasıl davranması gerektiğini bilmiyor ki. Yani kimse öğretmemiş ona nasıl davranması gerektiğini. Sen onun için üzülme, tamam mı? Çok takılma yani. Hadi bakalım, benden bu kadar. Ben buradan eve kaçar. Olan ufaklık. Bir çuval inciri berbat ettim be. Ya tamam tamam be, şaka yaptım. Hemen asma üzürün. Senin canın sağ olsun. Hadi baban orada. Koş yanına şimdi, hadi. Hadi git git, bir şey olmaz hadi. Hala acıyor mu? Düş yakamdan diyorum. Anlamıyor musun hala? Tek başıma ne yapacağım ben sokakta? Daha çocuğum ben. Merak etme. Herkes suya götürür, susuz getirirsin sen. Kendi başının çaresine de bakarsın.
Ben bakamıyorum sana, görmüyor musun? Git bir yurda yerleş. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. İstemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Bu yol yakınken kurtar kendini. Benim gidişim gidiş değil. İstemiyorum işte. Daha seninle kalacağım. Niye? Ne var bende? Ama sen... Sen benim babamsın. Yani tamam. Pek becerikli değilsin ama... Gene de benim babamsın. Hem yani ne olmuş evsiz kaldıysak? İlla buluruz başımızı sokacağımız bir yer. Yani. Ya ben sana o kadar bağırdım, laf ettim ya. Ya ben de sana bağırdım, çağırdım, laf ettim. Ya olur öyle baba kız arasında. Yani herhalde. Pişt. Ne oturuyorsun? Yürü hadi. Nereye? Ne bileyim ben. Başımızı sokacak bir yer bulmaya. Bu mu başımızı sokacağımız yer? Hı hı. Otele verecek paran da mı yoktu? Ne oteli ya? İşi batırmasaydın en kral otelde kalacaktık. Ne haber? Ha, beğenmediysen? Beğenmedim ama kalacağım. Kendi düşen ağlamaz. Ya bu ne biçim çadır ya? Biz bunda kalamayız ki. İkimiz bile buna sığmayız. Şişt. Efendim? Gel buraya, yardım et. Yemek yapacağız. Ne yapacağız? Yemek, yemek. Hayret aç değilsin galiba. Yemek mi? Al şunu. Sokakta kalmıyorsun herhalde. Bu kadar hazırlıklı olduğuna göre. Maşallah, zeka fışkırıyor. Sen hep böyle sokaklarda tek başına mı yaşadın? Kısmen. O ne demek? Ne demek? Yardım et şuna. Ne demek? Türkçen yok mu senin? Türkçe dersin kaç? Cevap vermek istemeyince niye soruyla cevap veriyorsun? Sor. Sen hep böyle tek başına mı kaldın sokaklarda? Cevap. Sana ne? Al bunu. Git orada çeşme var, su doldur. Hangi çeşme? Orada işte. Bulursun. Sabret, olmadı da. Bakayım, bence olmuştur ya. Ya olmadı. Ama ben acıktım. Bakayım. Ama bu hamur olmuş ki. Bu makarna, bunun birazcık diri olması gerekiyor. Bence. Bence sencesi mi var? Pişmedi daha, pişmedi. Çek, bırak. Hayır. Bir dakika, ben bir bakacağım. Hayır. Beğendin mi yaptığını? Aç kaldık senin yüzünden. Ama beni itmeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Civarla konuşuyor. Sırf zararsın, yemin ediyorum. Sırf zararsın. Teyzen haklıymış. Boş yere bırakıp kaçmamış seni.
Durum ciddi. Biyopsi sonuçlarına göre Öykü Niemann-Pick hastası. Görülme sıklığı 150 binde bir olan kalıtsal bir sinir sistemi hastalığı. Yani? Yani bu çok ciddi bir hastalık. Öykü'nün bundan sonraki hayatında çok özel ve ciddi bir bakıma ihtiyacı olacak. Yağmur başladı. Erimezsin. Yağmur başladı, ısınırız burada ya. E git o zaman sen çadıra. Orada da ısınırız. Su geçirir belki. Of ya. Su geçirmeyen çadır bu. Ya açtı işte. Hadi çadıra gidelim. Ne yapıyorsak yapalım hadi. Geç. Of. Hani su geçirmezdi bu, bakar mısın? Bak böyle. Geçmiyor. Bak içerideki su dışarı geçmiyor. Ha ha ha, çok komik. Ya sen hiçbir şeyi ciddiye almıyor musun böyle? Bakar mısın şu suya? Sence? Ya yok, ben arabaya gidiyorum. Hayır olmaz. Arabaya gideceğim. Olmaz, arabayı çamur yapacaksın. Olmaz, temizlikle uğraşamam bir de. Bir dakika. Hayır. Hayır. Gidebilir miyim? Hayır, gitmeyeceksin. Gideceğim. Geç kaldım ya. Hadi uyan. Ha. Hadi uyan ya. Hadi. Ay, sar oldum ya. Boynum. Of. Hadi beni okula bırak hadi. Hasbinallah abi, sus. Ya ben nerede giyineceğim, nerede dişlerimi fırçalayacağım, nerede elimi yüzümü yıkayacağım. Başlayacağım dişlerini şimdi. Kıracağım o dişlerini. Hadi çık git. Bari harçlığımı ver. Ne harçlığı? Kağıttan ütüklerin yeter. Ben onları taksici amcaya verdim. Canan ablaya yetişebilmek için. Ya vermeseydin, gitmeseydin şu an paralar içinde yüzüyor oluyoruz. Şu halimize bak. Hadi çık git, uyuyacağım ben. Beslenmem. Başının üstüne künefeyi vurmayacaktık. Hele şükür daha gelmemiş. Kalacak yerimiz var zaten. Neresi var? Ha? Çadır. Hı. Öğretmenlerin okula seni çağırıyor. O ne demek? Ya hani ben okuldan kaçtım ya dün. Öğretmen o yüzden seni çağırıyor. Sen benim velimsin ya. Yok öyle bir dünya. Yok, o kadar da uzun boylu değil. Ama hakim amca görevlerini yerine getir dedi. Başlayacağım şimdi hakim amcanına. Ha bir hakim amca, hakim amca. Sana getirdim. Dünden beri hiçbir şey yemedim ya. Açsın da şimdi. Al.
Yok sağ ol. Sağ ol, istemiyorum. Ya gurur yapmayıp alır mısın şunu? Ha, merak etme sen, ben okulda yedim zaten. Hani kantinden bir şey alacak param yok diyordun? Bunu arkadaşım vermişti bana. Sen de bana mı getirdin? Hı hı, sana getirdim. Gurur yapma da al şunu hadi. Neli bu? Sucuklu. Beğenmedin mi yoksa? Ha bir dakika. Öyle kuru kuru yenmez o. Yanında sen sütünü de iç. Yok yok, sen şu anda. Ben sen... Yok. Ben zaten süt sevmiyorum. İyiyim. Bana pek öyle gelmedin. Of. Of. İyi misin? İyiyim. Şekillendi, bakma. Ya sen niye bu kadar kustun? Zehirledin herhalde ben. Hadi git git, gir çadıra. Ay. O kadar yemeğin üstüne yersen tostu. Süt mü zehirledi lan yoksa? Ah, ver. Dur 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 dur. Ver, elime dökeyim. Hayır dur. Gel dur gel. Of. Dur ha. Bekle bekle, ensene sürelim biraz da ya. Tamam 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 tamam, iyiyim hadi. Ha, koy onu bekle yerine çadırı. Bekle ha. Oh. Ha yat şuna. Yat şuna ha. Aman. Titriyorsun, titriyorsun resmen. Şöyle aç bakalım her tarafına. Hah. Üşümen geçsin mi biraz? Bana bir şey... Ne oldu? Demir. 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 Uyan. Demir ne olur uyan. Demir. Demir. Demir ne olur uyan. Demir aç gözlerini. Efendim Demir Bey. Canan abla. Babam bayıldı. Ne? Bayıldı mı? Biz sakin ol Öykücüğüm. Neredesiniz tam olarak? Farklıyız. Tamam. Sen şey biliyor musun? Telefondan konum atmayı. Biliyorum. Tamam. Bana hemen konum atman, geliyorum. Tamam. Merak etme. Tamam. Şşş. Kimle konuşuyordun sen? Ah. Canan ablayı aradım. Gelecek birazdan. Ne yaptın? Ne yaptın? Canan ablayı aradım. Niye? Ya sen... Bayıldın diye ben çok korktum. Ya ben bayıldım, ölmedim ki. Niye aradın? Babam bayıldı dedim. Geliyor mu? Geliyor. Ya sen bana sormadan niye iş yapıyorsun? Aa! Sen bayılmıştın. Yat şuraya. Şimdi ne zaman peki gelecek? Şimdi. Ne kadar? Birazdan gelecek. Ya. Hadi yat sen, yat. Kendini yorma. Başımda dikilip durma. Hadi git. Ha, senin başına neden dikilmeyeyim ya? İyiyim iyiyim. Kendime geldim. Beni ne durumlara soktun ya? Aramış Candan Hanım'ı. Daha iyi hissediyor musun kendini? İyiyim. Karnın nasıl? İyi. Ne oldu? Ah. Candan abla. Tamam tamam, geldim, merak etme. Emir Bey. Candan Hanım yani. Ah. Oh.
oturun lütfen oturun. İyiyim. İyi misiniz gerçekten? Ya kusura bakmayın çocuk işte korkmuş panik yapmış aramış sizi ama iyiyim. Emin misiniz gerçekten yani başınızı çok kötü vurdunuz. Şey yapar ya böyle beyin travması mide bulantısı falan. Aa, yok onunla alakası yok yani sütten zehirlendim herhalde. Ama iyiyim şimdi. Süt. Ama zehirlenen insan bayılmaz ki. Ne bayılması? Öykücüğüm yani işte başım döndü sadece biraz. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Yo. Yani ev sahibiyle böyle ufak bir büyük yani bir sorun oldu da geçici bir süreliğine yani öyle tabii bir günde de ev bulunmuyor. İyiyiz ama yani. Ama yani nasıl olur Demir Bey siz iyi bir ekspertsiniz. Yani nasıl Candan abla? Candan Hanım yani işte yani hayat bu işte. İnsanın başına neler gelecek bilemiyorsun. Ama yani şey benlik bir sorun yok yani benim durumumla alakalı bir durum yok. İşte bir arkadaşa kefil oldum. O da tabii iflasını falan verince işte borcu bana kaldı. Bir borç benim borcum da değil. İyiyim yani, iyiyim. Anlıyorum. Haklısınız, oluyor öyle şeyler. Ben de kliniğimi kapatmak zorunda kaldım. Öyle mi? Hayat işte. Öykü ne olacak peki? Kim? Öykü. Aha, öykü. Öykü işte kamp hayatı gibi gayet keyfi yerinde değil mi? Yok. Ben hiç mutlu değilim ki burada. Ne banyo yapabiliyorum, ne saçlarımı tarayabiliyorum. Arasına böcek giriyor. Dişlerimi bile fırçalayamıyorum. Kızım, yani işte bak çayır çimen, oyna koş. İşte iki gün sonra zaten ev buluruz. Yok Demir Bey, olmaz böyle. Siz gelin benimle. Nereye gelelim? Bana. Gelin ben de kalın. Ay yok olmaz. Olmaz öyle. Olmaz ya öyle. Lütfen gerçekten Demir Bey zaten bir iki günlüğüne dediniz. Yani benim ev, ya kocaman ev gelin kalın işte ev tutana kadar. Kalırız. Kalamayız. Kalırız. Kalamayız. Kalırız. Hayır. Evet. Hayır. Evet. İnat işte. Ya Demir Bey onun inadını anlıyorum da ben sizin inadınızı anlayamıyorum şu an. Yani bu kadar uzatılacak bir konu değil ki. Lütfen gelin kalın. Bak bu jilet kaçtır beni arıyor. Açmıyorum telefonlarını. Ben söyleyeyim sana. Ne oldu şimdi bizim bu tablo işi? Yattı mı yani? Ben başladığım işi bitiririm. Peki. Madem bu kadar ısrar ettiniz. Tamam arabayı, anahtarı alayım bulayım. Ben yardım edeyim mi size? Yok canım. Yani iyiyim. O kadar değil. Yani canım derken şey anlamadım. Demir Bey siz araba kullanacak durumda değilsiniz. Benimkiyle gidelim. Olur mu? Çocuğum o ne? Kıyafetler. Aylık mı aldın? Çok ağırlar. Hadi bakalım. Aa! Aynı arabalar. Ben neden yeni fark ediyorum? Aa, evet aynı model. Benimki biraz yaşlı ama ayağımı yerden kesiyor. Bizimki de bozulup duruyor. Hiç çalışmıyor. Peki seninkinin adı var mı? Adı? Arabanın mı? Evet. Adı yok ama sen istiyorsan koyabilirsin adını. Olur. Bence adı Zehra olsun. O ne be? Eski mahallemizdeki en sevdiğim arkadaşımın adıydı. Hiç fena isim değil olur. Bizimkinin adı da... Benim. Yani şey... Bizim benimsemiyorum gönül. Başka bir araba alalım o bizim olsun kızım. Hayır ben bunu seviyorum. Bizimkinin adı Kora olsun. O da mı arkadaşının adı? Yok. Uyumlu olsun diye söyledim. Neresi uyumlu da? Başarılısınız. Hı? Yani şey, araba kullanma konusunda. Kadınların çoğu iyi kullanır aslında. Erkek şoförler berbat.
Bence de. Candan abla. Efendim? Özledim ben seni. Ben de seni özledim. Aklımdan bile geçirme. Ne alakası var ya? Yoksa biz yanma olur mu öyle şey hiç? Bu hemen toparlar sizi. Ha, teşekkürler. Öykücüğüm hadi sen benim odama geç, üstünü başını değiştir. Ben de babanın odasını göstereyim. Peki Canan abla. İyi geceler kızım. İyi geceler. Buyurun. Ben yardım edeyim size şöyle. Tabii. Tamam. Buyurun. Yavaş, acele etmeyin hiç. Şöyle yavaş. Şöyle oturabilirsiniz Demir Bey. Söyleyeyim, teşekkürler. Burası babamın çalışma odasıydı. Burada kalabilirsiniz. Vay anasını be. Efendim? Şey yani babanızın ince bir zevki olduğunu bir kez de anlamış oldum böylece. Candan Hanım. Çok zahmet verdik size. Öyküyü o halde bırakamazdım. O da babası olmadan gelmek istemedi haliyle. Anladım. Yani ben en kısa sürede bir ev bulup bulacağım ya. Yani. Sorun değil Demir Bey. Ben yapardım. Siz dinlenin. İyi geceler. İyi geceler. Antika mı lan bu? Günaydınlar Candan Hanım. Günaydın. Yavrum. Demir Bey çay koyuyor, ister misiniz? Tabii tabii. Yani zahmet olmayacaksa. Daha iyi misin? Sana ne? Bu arada Candan Hanım gerçekten dün gece verdiğiniz ilaç toparladı beni. Yani çok muhtaç, çok mahcup hissediyoruz size karşı kendimize. Sevindim iyi gelmesine. Ama siz bugün tabii biraz daha dinlenin, tamam mı? Tabii tabii tabii. Sütünü de iç. Yok yok, senin şu anda. Ben istemiyorum. Yok. Ben zaten süt sevmiyorum. Ah. Hani süt sevmiyordun sen? Canan abla ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yavaş yavaş ya yavaş. Yani kızım ben sana böyle mi öğrettim ben? Hı? Böyle mi öğretmiştim çocuğum? Ne olacak canım, yesin rahat rahat. Buyurun. Teşekkürler. Doymuyor da. Pişti bile. Yani gelişme çağında tabii. Canan abla, bir tane alabilir miyim? Çok güzelmiş. Tabii ki alabilirsin. Öykücüğüm, ne demiştim ben sana? Ağzında lokma varken konuşma. Hem karnın ağrıyacak, bu kadar yeme. Ya ne var, yiyeceğim. Al bakalım. Sen niye açsın ha? Peki sen niye hep bana gıcıksın? Dur, konuşabilirim. Demir Bey, sizin bugün Öykü'yle bir planınız falan var mı? Tabii tabii. Biz her hafta sonu baba kız şey yaparız. Yok. Biz bir şey yapmıyoruz. İşler yoğun olunca, yani yoğundu tabii. Yani ben bugün at çiftliğine gideceğim bir ata bakmaya. Öykü'yü de götürebilir miyim diye soracaktım. Tabii. Tabii tabii. Gidebilirsiniz. Tabii yani gelebilir sizinle tabii.
Tamam. Benim de zaten işlerim güçlerim var. Ev bakacağım falan. O zaman kahvaltımızı bitirince gideriz, tamam mı Öykü? Olur. Oh. Oh hadi çocuğum. Vallahi şanslısın. Gece. Ah kızım, ben senin mamanı vermeyi unuttum. Gel. Maşallah. Çok tatlı. Çok tatlı. Gel kızım. Gel. Hadi mamaya bakayım sen gidin. Oh. Ecet. Bir gün Ecet ağa. Canan abla beni götürüyor diye kıskanıyorsun değil mi? Neyi kıskanacağım ya? Bana ne aktardın? İşim gücüm var benim. Sen işsiz. Yardım edecekmiş Dımbıl. Sen kimsin ki yardım ediyorsun? Ne yavaş yavaş boğulacaksın. Ne yapayım, çok acıktım. İyi zıkkın lan. Şey, bu gece nerede kalacağız? 5 yıldızlı bir otel ayarladım sana. Gerçekten mi? Hı. Çadır palas. Canan abla istediğin zaman gel demiştin ama. Hayır. Ama... Hayır, gitmeyeceksin. Ya da git ya. Git git. Gerçekten. Gerçekten. Git. Oh, kocaman ev. Beslenirsin de. Çok da iyi bakar sana. Sen git. Beni paramdan, evimden ettin. Bir daha da geri dönme ama. Hadi git. Gitmeyeceğim. Yok, gideceksin. Hayır, gitmeyeceğim. Seninle kalacağım. Çocuk değil, intihar sebebi. Hadi kalk. Dur, ye hadi. Şu hesabı alabilir miyim? Baksana. Ne kadar? 23 abi. Kaç? 23. Al. Hani senin paran yoktu? Sana kadar yok. Senin için yok. Sana yok yani. Bana var. Buyur abi. Hadi yürü. El katarsın zaten, yaratsan azıcık. Ya ne yapayım? Ya çekmesene şunu. Ya belim açılacak şimdi, kötü rüya göreceğim. Ver şunu. Ya ne yapabilirim? Sen böyle örtüyü çekiştirince açılıyor, sonra üşüyorum. Koskoca çadır, git başka köşeye yat. Ne geldin yanıma ya? Ya biz niye buraya geldik? Canan abla da ne güzel konuştu. Bak hala bana Canan abla, Canan abla diyor ha. Canan abla kim? Anan mı, bacın mı, kim? Onun kendi evi var. Sayende de burası bizim evimiz. Sus, uyuyacaksan uyu. Oradığımda kalırım. Bye.
Hadi ben de geleyim. Niye geldin kızım? Gitsene çadırına. Ya ben gece tek başıma korkuyorum çadırda. Kayıdı. Hasbinallah. Geç. Geç. Hadi. Of. Koskoca çadırı bıraktı. Geç işte oraya. Bak gece sakın horlayayım deme. Çok korkarım ben. Ey hadi geceler. Ha. Günaydın abicim. Sensin günaydın. Bana bak, jilet bizi çağırıyor. Jilet mi? Aynen aynen, çabuk ol, elini çabuk tut hadi. Hey, geliyorum. Ben bunu ne yapacağım ya? Hayda. Çocuğu niye getirdin abicim ya? Dadısı rahatsızlanmış da bugün gelemedi kendisi. Hadi ninem evde mi? Yok yok yok, olmaz olmaz olmaz. Oğlum olmaz. Bak bugün anam ekstra meraklı. O sordukça sorar, bu anlattıkça anlatır. Ben ayva yedikçe yerim. Olmaz öyle şey. Ateş laboratuvarı aynı evde durmaz kardeşim, olmaz. Ya. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız peki? Bulacağız. Bulacağız bir yolunu, dur. Anacığım biz şu ödemeyi yapıp gelelim, tamam mı? Ama. Hadi Selah, bekle çocuğu. Sen arabada bekliyorsun. Ya ben de geleyim, sıkılırım burada. Ya. Gel buraya. Dışarıda beklersin, gel. Niyeymiş? Ben kime ne anlatıyorsam sanki. Çünkü çocuklara göre bir yer değil burası, anladın mı? E niye getirdiniz o zaman beni? Ben hacının annemiz gibi kalırdım. Ya gel şuraya otur, bekle. Otur oraya. Kalkmak yok, bizi bekliyorsun. İki milyon lan. Tam 2 milyondan ettiniz beni. Hop hop. Falan ayıp oluyor ama. Jilet abi ya. Ne yapsın lan? Çocuk oyuncağı gibi kemiksiz içti. 2 tane çaylak göndersem yapardı be. Abicim yani. Lan abi biz. Gün gibi planın için ettiniz. İş miydi lan bu sizin için? Abi değildi de. Ne değildi de ne? Tablo nerede? Abi getireceğiz ya. Kur'an çarpsın getireceğiz. 2 gözüm önüme aksın getireceğiz ya. Ufak bir sarkma oldu abi, sadece o kadar ya. Sarkma oldu. Ben de sarkıtayım mı lan sizi şimdi böyle tavandan aşağı? Ya tamam ya. Çocuk mu var azarlıyorsun? Halledeceğiz. Evet. Yani kadın çektiğimiz fiyattan işkillendi abicim. Ya abi yani tamam, sevgi saygı baki. Ama tutmayan da senin planın abi. Biz ne yapalım yani? Ama biz ne yaptık? Ne yaptık bir son? Ne yaptınız lan? Abi kaleyi içten fethediyoruz biz. O ne demek lan? Abi o şu demek. Demir. Karıyla işi pişirdi, dün gece orada kaldı. Harbi mi lan? İyi o zaman. Oğlum geç olsun da güç olmasın değil mi? Yani. Ya işte bak, anlamadığınız şey bu oğlum, işte size bunu söylüyorum ben. Siz yapmayacaksınız da kim yapacak lan bu işi? He? Küçük bir aksilik lan bu. Sonuçta memur değiliz değil misin? Yani çocuk oyuncağı bir şeydi sizin için zaten. Oğlum bak, siz işi uzatmayın tamam mı? Alıcı bekliyor, herifi de kaçırmayalım. Tamam abi tamam, biz gidelim şu mevzuyu çözelim gelelim, tamam mı abi, gözünü seveyim. Bak dur dur dur, bir dakika. Sen 2 günde nasıl bağladın lan manitayı? Kızla inik gibi ha, vallahi helal. Şş, bana bak. Jilet misin, bilet misin, nesin lan? Baktım lan, ne oldu? Yok yok abi. Alındın mı ya? Ay kıyamam, 2 günde yengemiz oldu ha. E getir biz de bir tanışalım, aileden sayılırız nasıl olsa. Uğur, ben giriyorum buna. Lan yok 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 yok, hayır hayır. Demir dur, Demir. Sen bırak, gözünü seveyim Demir. Ne diyorsun lan sen? Jilet abi. Yaşarım lan. Abi bir dursanıza ya. Dur lan. Jilet abi dur lan. Tuvalet nerede? Ben çok sıkıştım. Tuvalet nerede? Niye geldin buraya? Dışarıda bekle demedim mi ben sana? Ya ne yapsaydım? Tuvaletim var. Ya sıkıştım, tuvalet nerede? Nerede tuvalet? Şurada, solda.
Çabuk. Abiler, abiler gözünüzü seveyim. Bak hepimize stres tavan. Allah rızası için durun. Allah aşkına abi ne olur ya. Jilet abi çözeceğiz bu işi. Ne olur ya bak bana inan abi çözeceğiz bu işi ya. Tamam. Tamam mı abi? Tamam lan. Tamam. Tamam. Sen niye söz dinlemiyorsun ha? Sana demedim mi dışarıda kalacaksın diye? Niye geliyorsun içeri? Ama... Aması maması yok. Ya sana bir şey olsaydı? Yani bana bir şey olsaydı. Sakın ağlama. Ağlamayacağım. Yürü. Hoşça kal Patik. Patik ne be? Kedi ismi. Siz içerideyken ben koymuştum. Rahatsız rahatsız. O tab- isim koyuyor işte böyle. E sen de bana isim koydun. Ne? Bicirik diyorsun. E armut dibine düşer oğlum. Gel gel. Atla. Atla. Türkçe, Türkçe, matematik, sadece sesini, kanat bilgisi, resim. Araya giren Çağlar. Çağlar'dan çatana. Başarı şu ses yapma. Ya ne yapayım? Çantamı hazırlıyorum. Tamam tamam sessiz sok. Ya bütün boyalarım kırılmış. Ne? Ya bütün boyalarım kırılmış. Ne yapacağım ben şimdi? Ya niye ağlıyorsun ya? Allah Allah alt tarafı boya. Ya ama onlar benim son boyamdı. Yarın da resim dersi var. Ne yapacağım tamam, ben? Tamam aman aman ağlama. Aman ağlama yeter ki gider alırım. Tamam alırız yarın. Gerçekten mi? Evet okula giderken uğrar alırız ya. Yeter ki kafam beynim kanımız şey sıçrıyor yemin ediyorum sen ağladığın zaman. Söz mü? Söz. Ha, sen şu patilerini hadi tamam. Bak orada boyaları düşürmüşsün arabayı kirleteceksin. Bu araba zaten pis ki. Çok konuşma. Ya ben bu arada çok acıktım. Kaç kaç? Görmüyor musun? Kaç kaç? Göstermiyor ki. İşte yazıyor sol üstte bir bir. Ya bak böyle kutuyu açıyorsun. Ondan sonra ilk beyazı görüyorsun. Sonra sarıları koyuyorlar. Sonrasında kırmızı, turuncu derken öyle gidiyor. Açar mısın şu telefonu? Açarım açmam. Sana ne? Böyle gökkuşağı gibi oluyor. En sonunda siyah. Ben zaten siyah sevmiyorum. Anladık, anladık. Alt tarafı bir boya ne ki yani? Hah. Geldik. Hadi yürü. Ya. Teşekkürler. Seçecek misin artık? Bir dakika. Ya neyi bir dakika? Hepsi aynı değil mi? Değil. Benim sevdiğim bir sarı var da. Onu arıyorum ben. Ne sarıymış o? Böyle. Güneş sarısı gibi ama onun biraz daha açı. Bir dakika ya. Kaç para bunlar? En ucuzu bu. Hadi yürü. Ama. Yürü, yürü. Ama. Bunu alıyoruz. Tamam. Yürü. Ya. Aa, bu da benim sevdiğim sarıdan yok işte. 25 lira ödedim başlatma sarından. Bin.
Hah, al sana sarı. Al, bak. Ya niye bağırıyorsun bana? 1000 saat seçemedin. Kaç lira ceza yedin, haberin var mı? Bilmiyorum ben, daha çocuğum. Neyi biliyorsun peki, sen neyi biliyorsun ki? Beni ne hale düşürdüğünü bilmiyorsun. Teyzenin nerede olduğunu bilmiyorsun. Annenin kim olduğunu bile bilmiyorsun. Neyi biliyorsun? Sen de bilmiyorsun. Doğru düzgün insanlar gibi çalışmayı bilmiyorsun. Kötü şeyler yapıyorsun. Bana kötü davranıyorsun. Bana bağırıyorsun. Evin bile yok. Sokakta kalıyorsun. Bana yemek vermiyorsun. Yemek, yemek. Peki ne biliyorsun? Senden kurtulmazsam kafayı yiyeceğimi biliyorum. Öyle mi? Geçer abi, deletme beni. Senin yüzünden Candan ablayı da göremiyorum. Git o zaman Candan ablana meraklıysan git, tutan mı var seni? Gideyim de Candan ablam babamın dolandırıcı olduğunu öğrensin, sonra beni de istemesin. Biz seni siktin. Lanetlisin, yemin ediyorum lanetlisin. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na 15.03.2010 doğumlu velayet hakkına sahip olduğum Öykü Tekin'e maddi zorluklar sebebiyle bakamamaktayım. Kendisinin koruma altına alınmasını ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde barındırılmasını rica ederim. Demir Göktürk. Ne bakıyorsun? Atlasana. Hadi bin. Şişt, nereye? Nereye? Kime diyorum ben? Gel buraya, bücürük. Hey! Halim varsa gör. Alıngan şehir. Öykü. Öykü gel buraya diyorum sana. Öykü gel buraya diyorum. Öykü. Öykü bir laf dinle, bir laf. Nereye kayboldun sen? Ne yapıyorsun? Dursana! Öykü! Erkek 35 yaşında, bilinç kapalı. Çocuk 8 yaşında, bilinç konfüze, hemodinamik stabil. Hemen tren bağlarını alalım. Monitörize edin ve kan sayımını yollayın. Tamam.
Gece gece ne ağlıyorsun tepemde? Ölüyoruz sanki. Ölmeyeceksin değil mi? Tabii ki öleceğim. Dur, dur ağlama aman. Bugün ölmeyeceğim. 50 sene sonra falan, sen 60 yaşında bir cadı olduğunda. Öyle kolay kolay öldüremeyeceksin beni. Duydun mu bücürük? Ölsen de umurumda değil. Yok ya. Niye geldin o zaman? Cenazeye gelmiş gibi başımda ağlıyorsun. Ağlamıyorum. Aman senin yüzünden şu düştüğüm duruma bak. Atlamasaydın minibüsün önüne, atlamasaydın beni kurtarmadın. Değil mi? Bence de. Eşeklik bende işte. Hadi sen çık git odana. Hasta olsan da artık umurumda değil. Seni merak eden de kabahat. Seni kurtaran da kabahat. Bir daha gelmeyeceğim. Hasta olsam umurumda bile olmayacak. Buradan bir çık. Ne yapıyorsunuz siz burada? Öykü müydü senin adın? Hadi odana. Seni yatıyor olman lazımdı. Hemşire hanımın sözünü dinle bakayım. Hadi odana. İyiyim. Efendim? Çocuk. İyiyim. İlk değerlendirmede bir problem saptanmadı. Ama müşahede altında. Baban iyi olacak. Hafif bir sarsıntı geçirmiş o kadar. Dinleneceksiniz, geçecek. Sen nereden çıktın ya? Nereye gidiyorsun? Sen niye bu saatte ayaktasın? İlk önce ben sordum. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitmiyorum. Hava almaya çıkacağım bahçeye. Ama doktor kalkma dedi. Tamam işte ayağım şey oldu benim. Biraz açayım diyorum ayağımı. O yüzden bahçeye çıkacağım. Bari boynunu ona tak. O zaman da boynumu döndüremiyorum. Gıcık oluyorum. Bir de... Bir de ne? Yakalanma. O ne demek? Hani kaçacaksın ya. Yakalanma diyorum. Merak etme. Polis amcalara da söylemeyeceğim.
Hakim amcaya da söylemem. Onlar seni hapse atmaz. Görmez. Anlamıyor musun kızım sen? Hava alacağım diyorum, hava. Ne gitmesi? Tamam. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Hiç mi güvenmiyorsun bana? Gidersem sen ne yapacaksın? Bilmem. Bakarım başımın çaresine. İlk önce Candan ablaya giderim. Oradan da yurda. Sen baygınken ben çok dua ettim. Allah'ım ne olur yansın dedim. Ben yurda giderim dedim. Ve şimdi çabuk git, tamam mı? Keyfimi kaçırdım. Yürü hadi. Ben odama gideyim de sen de boyunluğunu tak. Çok konuşma, bücürük. Ben bücürük değilim. Gece öyle uyumazsan, ortalıklarda gezersen bücürük olursun. Boyun kısa kalır. Ha evet. Evet, ben sana boy olarak çekersem küçücük kalırım. Ben boyum kısa değil. Uzunun altı. Bakayım. Yürü, hadi odana. Tamam. Öykü üzülme. Geçti tamam mı? Görüşürüz. Öykü. Ya sen de nereye gidiyorsun? Merhaba Öykü. Nasıl geçti okul? İyi. Öykü, iyi misin? Hı hı. İyiyim. Öykücüğüm, iyi misin sen? Hasta mı oldun yoksa? Yok, iyiyim ben. Hasta olmadım. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Baban söylesin. Söyle babası.
Dondurma yemeğe. Neyin var senin bakayım? Yok bir şey. Yüzün mahkeme duvarı gibi. Anladım. Hı, bu demek. Hı hı. Senin sözün mü kötü geçti? Ha, ondan. Anlaşıldı. Olsun güzelim. Her seferinde senin istediğin gibi geçecek değil ya. Bir dahaki sefere düzeltirsin. Hafta sonu benle çiftliğe gelmek ister misin? Orada bir tane bebek buzağı var. Ben doğurttum. Onu severiz. Sen mi doğurttun? Ha? Böyle çok tatlı bu bebek dediğime bakma. Kocaman. Canım abla. Bebekler nasıl oluyor? Yani ben nasıl oldum? O bebek buzağı nasıl oldu? Onu baban anlatsın istersen. Şey, yani kadın, erkek, yetişkinler ama yetişkinler böyle beraber el ele. Neyse canım, büyüyünce öğrenirsin zaten yavrucuğum. Ne hiç uyuyamazsam? Aa, o ne demek? Aa, iyi ki bir sınavdan kötü not almışsın. Bu nedir, bu kadar dramatize etmenin bir anlamı var mı yani? Öykü? Neyse hadi, tamam hadi gidiyoruz, tamam. Yok bir şey. Hadi kalkalım. Ne oldu? Güncelleme mi geldi sana? Susma düğmesini mi koymuşlar bu versiyona? Şişt. Allah Allah. Taş yağacak başımıza. E görüşürüz o zaman. Çok kızı. Ben sen gelmeyeceğim ben. Bana herkes gülecek şimdi. Ya Öykü nereye gidiyorsun ya? Öykü gelsene. Gelmeyeceğim Mertcan. Come on.
Niye erken geldin sen okuldan? Ders boştu. Allah Allah. Ne olmuş ki? Bana bak, sen yine okuldan kaçmadın değil mi? Kaçsam ne olur? Ben olur. Benim gibi olmak istiyorsun. Merhaba. Candan Hanım, ne oldu? Durun durun, yavaş. Mesleki kaza diyelim. Durun 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 durun, yavaş. Tamam. Aldım yani, tamam. Tamam. Çok sağ ol Toprak. Estağfurullah abla, geçmiş olsun. Sağ ol, görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Nasıl oldu peki? Şimşeğin aşımına uğradım. Şimşek? Şöyle. Geçen Candan ablam bir tane at muayene etmişti ya. O işte, şimşek. Böyle. İyi mi böyle? İyi, çok teşekkür ederim. İyi, rahat. Doktor baktı mı? Baktı baktı. Ufak bir doku zedelenmesi. Ya mutfakta şey var, ağrı kesici var. Onlardan iki tane alabilirsem iyi gelecek. Zahmet olmazsa. Tabii tabii, hemen getiriyorum, getiriyorum. Candan abla. Efendim. Şimşek niye böyle yaptı ki? O senin arkadaşın değil miydi? O seni sevmiyor muydu? Seviyor. Ama insan bazen sevdiklerini istemeden zarar verebiliyor. Şöyle getirdim. Teşekkür ederim. Abi geçmiş olsun. Geçer şimdi. Aman be, bu ne? Of, yandım. Yemek yapmayı bilmiyor musun? Bilmiyorum, evet. Kibrit alsana sen. Ne yapacağım? Çorbaya mı koyacağız kibriti? Nereye, ne? Başta. Şöyle kibritleri... şöyle ağzına sok. Yanmasın. Göster. Koy, 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 koy. Ne yapıyorsun ya? Ağzına kibrit sokarsan gözlerini almaz ki. Saçma sapan koşma, beni mi yiyorsun? Ne yapıyorsun? Bak onlar biraz iri, küçük küçük doğru. Başlayacağım şimdi yerine. Doğruyoruz işte. Doğru o zaman. Öyle öyle, öyle öyle ha. Ver. Bunlarla artık şimdilik de. Hoppa. Candan abla. Bak sana yemek getirdik. Aa, çorba. Şöyle. Teşekkür ederim. Ha? Kızım hayır, hayır. Dur, dur, dur. Geç, hayır, dur. Geç. Salam var mı? Ben şimdi geliyorum. Candan abla. İkimiz yaptık babamla. Beğendin mi Candan abla? Çok güzel, elinize sağlık. Afiyet olsun. Al onu yavrum, şöyle koy. Şunu da, şunu da. Ne oldu, ağrınız mı var Candan Hanım? Yok, yani ağrım var da tuvalete gitmem lazım. Tamam, ben yardım ederim. Yardım ederim ben. Siz yine dikkat edin. Yavrum sen de topla işte ortalığı. Toplarım. Hadi son basamak. Teşekkür ederim. Ben bundan sonrasını hallederim. Tamam. Rahat rahat yapın. Ben burada götürmek için bekleyeceğim sizi. Tamam.
mısın? Bir şey bilmeli yer ya. Ne diyorsun sen? 8 kere 7. 8 kere 7 56. 8 kere 8 64. 8 kere 9. 8 kere 9. 64. 65. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 72. 8 kere 10. Öykü. Ne yapıyorsun? Ödevi mi var? Hı. Yardım edeyim mi sana yatmadan? Yok Canan abla, ben kendim çalışırım. Peki, nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. Şöyle açayım. Yavaş Candan, yavaş. Ah. Ben mi bir şey yaptım? Yok yok, ben biraz sert bastım üstüne galiba. Tutun bunu. Açayım ben. Dolaptan pijamam verebilir misiniz? Nasıl? Pijama. Nereden? Şurada, dolapta. Dolaptan. Şurada. Tabii. İkinci rafta üstte. İkinci. Mavimsi bir şey var. Aha. Altıda. Evet. Bu. Evet, aynen. Tamam, ben giyerim. Tabii ki yersiniz, doğru ben. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Teşekkür ederim. Bunu da kapayım. Görünmesin. Şey olmasın yani. Evet. Demir Bey gerçekten yeter bu kadar. Çok zahmet oldu size. Yani bitti zaten. Durun biz yardım edelim size. Becerebildiğimiz kadar yaptık bir şeyler. Git beni Canan abla sıkı. Bas, basma yine üstüne. Oo, elinize sağlık, çok güzel göründü. Şöyle. Canan abla sen sıkı tutun, ben bakayım. Günaydın ufaklık. Günaydın. Murat? Candan ne oldu, bu ne hal? Ya, önemli bir şey değil. Şimşek yaramazlık yaptı işte. Ne demek önemli bir şey değil? Röntgen çektirdin mi? Hangi hastaneye gittiniz? Siz neden ilgilenmiyorsunuz arkadaşı olarak? İlgileniyoruz ya, görmüyor musunuz? Ya Murat, ilgileniyorlar. Ya o kadar önemli bir şey değil ya şey. Basit bir doku zedelenmesi, o kadar. Aşk olsun yani. Kaza geçirmişsin, bir haber bile vermiyorsun. Ne demek önemli bir şey değil? Murat, gerçekten ciddi bir şey değil. Ciddi bir şey olsa ben anlarım. Candan lütfen saçma sapan konuşma. Ya Candan abla, bence git bir doktorlar baksın sana. Ufaklığı dinle. Hadi benim hastaneye gidiyoruz. Hem bir bakalım, bir şey yoksa da içimiz rahat etsin. İyi, peki tamam. Sen niye geldin ki bu saatte? İşte bu evin alım satımı için arkadaşıma gidecektik ya. Tamamen çıkmış aklımdan. Bir mesaj atsaydın bana. Attım Candan, attım. Neyse, görmedin herhalde, önemli değil. Hadi gel bakalım şu bacağını senin. Gel. Bir şeyler yeseydiniz önce. Ben haber vereceğim size. Merak etmeyin, ben en iyi şekilde ilgileneceğim Candan'la. Şüphe yok. Bu adam aşık mı Canan ablaya? Evet. Onu sevmedim. Hayret. Tamamen aynı fikirdeyiz. Bir şey de yemedin.
Sofra kaldı öyle. Sen de yemedin. İştahım kaçtı benim. Benim de kaçtı. Dur. Acıkırsan tost alırsın. Bir de süt. Teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Yavaşça, yavaş. Neredeydin dün akşam? Sana ne? Ne demek sana ne? Öyle artık kafana göre çekip gidemezsin. Eskiden de o. Sen bana laf yetiştireceğine önce yabancılarla konuşmamayı öğren. Ne oldu? Kaldın öyle. O yabancı değildi bir kere. Seni tanıyordu. Bana babanın arkadaşıyım dedi. Sen de hemen yemişsin. Senin uyanıklık bir bana söküyor zaten. O senin arkadaşın değil miydi? Eski arkadaş, eski. Eski. Ne demek eski arkadaş? Bir kere arkadaşsanız arkadaşsınız. İnsanlar zaten arkadaş olursa olur, olmasa da olmaz. Başladı yine hayat derslerine. Bana bak, son kez söylüyorum. Bir daha yabancılarla konuşmayacaksın, görüşmeyeceksin, tamam mı? Anladın mı? Ama o yabancı değildi ki. Seni tanıyordu bir kere. Yok böyle olmayacak. Kalk. Kalk. Hayır ya, yemeğimi bitirmedim. Köy doydu, köy doydu. Kalk. Bak. Ben şu an kötü biriyim. Kötü niyetli biriyim, tamam mı? Değilsin. Ya mesela yani diyelim ki. Ha, oyun gibi. Ya biz bir kere böyle tiyatro yapmıştık. Ben böyle çok güzel bir prensestim. İlayda da böyle cadıydı, çok kötü bir cadı. Öykü sus, tamam, bana konsantre ol. Tamam, sustum. Şimdi bu, sen okuldan çıkmışsın, yürüyorsun ve bu kötü niyetli adam arkandan sesleniyor. Dön bakayım, dön, yürüyormuş gibi yap. Öykü, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Merhaba dedim, sen bana merhaba dedin ya, ben sana karşılık verdim. Eğer vermezsen çok ayıp olur. Ya ben değilim o, ben değilim. Diyorum ya sana, kötü niyetli biri, tanımadığım biri. Tanımıyorsun, tanımıyorsun. Ha. Dön arkana. Yürü! Öykü merhaba, ben babanın arkadaşıyım. Tamam. Bittiyse artık ben okula gitmek istiyorum çünkü geç kaldım. Daha bitmedi, bitmedi. Şimdi bu eski arkadaş, babanın eski arkadaşı. Bir daha gelecek olsa, bir daha karşına çıksa, seninle konuşmak istese. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Yüzüne falan bakmayıp, direkt hiçbir şey söylemeden gideceğim, bu kadar. Tamam, gel buraya, gel gel. Dur bir gel, gel. Gel. Peki. Oldu da peşinden geldi ve yakaladı seni. Dön bir. Gel buraya diyorum sana. Ne yapayım? Ne bileyim ben işte. Kurtul bir şekilde. Nasıl kurtulayım? Her şeye bir çözümün var işte. Buna da bul. Gel buraya diyorum sana. Gel buraya. Gel buraya diyorum. Çok acıyor mu? Ne acıması? Canımdan can gitti. Mutlu musun? Ya sen kendin dedin ama. Kurtar kendini, bir şey yap dedim. Ya ben etimi ısır kopar demedim ki. Maşallah ne dişi varsa dinozor dişi gibi. Neyse ama tamam işte. Sana kötülük yapan, dokunan edeni falan böyle hart diye ısırıp koparacaksın, tamam mı? Ha. Bir şey diyeceğim. Sende şu teyzenin fotoğrafı falan var mı yanında? Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım ya, merak ettim. Teyze teyze deyip duruyorsun, nasıl biri? Var. Ha, var mı? Göstereyim mi? Göster bakayım bir. Olacaktı. Al. Ver bakayım bir. Ha.
Neden aldın onu? Ne yapacaksın zaten? Sen niye taşıyorsun seni istemeyen kadını? Bırakmış gitmiş seni. At gitsin. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik Demir Göktürk. Benimle dalga geçmenin hesabını sana soracağım. Sırtınız yapacağım. Burada. Yok bir şey. Ne oluyor ya? Ne ya. Ya bak sana bin defa dedim, bin defa ya. Şu kelimeyi bırak artık. Çok ayıp ya. Arabada kal, sakın inme. Allah kahretmesin ya. Ulan senin gibi arabanın var ya. Ya ne vuruyorsun Bora ya? Caner'ci ya. Başlayacağım şimdi Bora ha. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Elimizde patladı. E peki ben nasıl okula gideceğim? İşte orada otobüs durağı var. Git oradan bin. Harçlık. Bak. Bu kadar yetmez. Biraz daha ver. Ne yapacaksın? Ya akbilimi dolduracağım. Al. Usta aldın mı fotoğraflara, baktın mı? Aldım. Su kaynatmış gene. Su kaynatınca da conta yakmış. Ne yapacağım peki? Contayı değiştirmek lazım. Motor da bitik. Komple bakıma alınmalı. Hastalığı yüzünden pahalıya girecek sana. Ya başlayacağım bunun contası da motoruna da ya. Ne yapacağız? Ben sana demiştim vallahi. Anca Uhude'ye çıkar bu 3-5 kuruşa. Lan ben şimdi bunu sana getirmeye kalksam bir de çekiciye para vereceğim. Yani. Tamam. Tamam ben halledeceğim, hadi kapat tamam. Getir onu. Git getir onu hemen. Dur. Ben senin baban değilim. Gerçekten. Ben sana mı çekeceğim boy olarak yoksa anneme mi? Bu haftanın toplantı raporları geldi mi? Geldi. Her zamanki gibi. Ne yapıyorsun sen? İyi, hiç etraf tutuyorum. Bıraksana kızım. Kızım mı? Lafın gelişi. Becerikli değilsin ama gene de benim babamsın. Ben sana demedim mi bana haber vermeden hiçbir yere gitmek yok diye? Demir. Kızım dur nereye? Öykü. Neredeydin sen?
ettin? Sen hiç mi beni merak etmedin ha? Hiç mi? Baksana yurda götürüyorlar beni. Hiç mi haberin olmadan, hiç mi haberin? Ne yapıyorsunuz siz? Beyefendi ne oluyor, siz kimsiniz? Ben Öykü'nün babasıyım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.